Voley hoş geldiniz. Üçlü savunma harika. Üçlü savunma. Körgü Time'da bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi'ni değerlendireceğiz. Adımı mı unuttum? Bir an Uğur Kırık'ın yok canım artık Uğur. Abiciğim Uğur Kırık'ı Uğur Çoban demeye gerek yok artık. Zaten seni gören, seni görüp tanımayan yok Türkiye'de. Yok, var mı gerek? Var, yok. Ama bu şekilde tanımayabilirler. Giriş çok kötü yaptın yaz bu arada. Berbat, skandal bir giriş yaptım. Neyse. Son 16 maçlarını, yani daha doğrusu son 16 maçlarını değerlendireceğiz. Çeyrek finalistler belli oldu. 8 tane çeyrek finalist. Ve 2 hafta sonra da yarım kura çekimiyle birlikte daha doğrusu. İşte 2 hafta sonrasını, çeyrek final maçlarını beklemeye başlayacağız. 2 hafta mıydı, 3 hafta mıydı? 2 hafta oldu sonra diyebiliyorum ben. 2 hafta ara var. 2 hafta değil mi? 2 hafta ara var. Ligi 3 hafta ara var. Doğru. Milli ara var. Üstüne bir de seçim haftası arası var. Ligde tabii tabii. Ligde 2 hafta sonu maçı yok. O da çok enteresan oldu. Hangisine başlayalım? Titreme gelecek millete. Çünkü zaten milli ara kimse sevmiyor. Aynen. Böyle bildiği sezon ortasında 3 hafta yok yani. Ya ama zaten sezonun da çok biraz gazı kaçtı ya. Bence öyle. Yani inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi de yok. O yüzden doğru. Şey değil çok fazla. Hangisine başlayalım? Liverpool Bayern mi? Sıcağı sıcağına. Juventus Atletico mu? Sıcağı sıcağına başlayalım. Sıcağı sıcağına Bayern Liverpool'dan tamam. Başlayalım. Başla bakalım. Yani bir kere ilk maçta ilginç bir şekilde, yani 0-0 bekleyeceğim bir maç değildir yani. Liverpool'un hem Bayern Münih'in hücum potansiyelini düşünecek olursak 0-0 olması bayağı enteresandı. Maç ilerledikçe çünkü. Ya biz bir gol yersek diğer maçta inanılmaz dezavantajlı olacağız düşüncesiyle iki tarafta 0-0'a daha razı, tempoyu düşüren ve o tempoyu kabullenen bir görüntüdeydi. Özellikle 60'tan sonra çok tedirginlikleri çok net okunuyordu. Bu maçta erken gol olması birçok şeyi aştı. Hatırlarsın 1-0 olana kadar da çok da acayip bir maç izlemedik aslında. Hı-hı. Yine 0-0'ı kıymetini bilen iki takım vardı ama işte Mane inanılmaz bir, çok akıllı bir şey yaptı abi. Mane, ben çok az kişide gördüm bunu. Topu geriye doğru kontrol etti abi. Ben normal bir oyuncunun, yani çok planlamayan bir oyuncunun bunu yaptığını düşünüyorum. Çünkü Mane biraz da daha çok hani içgüdüleriyle oynayan bir oyuncu muamelesi görüyor ama o kadar akıllı bir şey yaptı ki. Çünkü Neuer de geliyor, diğer oyuncular da geliyor. Topu geriye doğru kontrol edince Neuer'in mesela normal insan gibi önüne düşürse Neuer gelip ya topu alacak ya bitecek. Zaten Neuer onu düşünerek hamlesini yaptı. Mesela herkes Neuer çok geç çıktı diye düşünüyor ama halbuki normal bir senaryoda zaten onu uzaklaştıracaktı. Geriye çekiyor, Neuer'in geldiğini görüyor. Ona göre ekstra yine zorlukları çok yüksek bir çalım atıyor. Ondan sonra zaten önünü boşalttıktan sonra yine kaliteli bir vuruş yapıyor ama bence yani yaptığı 3 hareket içinde en az klas olanı yaptığı vuruş. Herkesin vuruştan bahsediyor ama bence en önemlisi geriye doğru kontrol etmeyi, akıl etmesi ve sonra çalım. Yani hakikaten Neuer seviyesi bir kaleciyi böyle avlayabilmek, hani %1 hata payı bıraktı. O %1'i değerlendirdim hani. Abi hata da yaptı Neuer. Ya hata okey. Neuer çok büyük hata aldı orada. Hatalı tabii ki yani. Çünkü o hatayı yapan kaleciyi zaten temel, anlamak böyle çok da normal bir şey değil bence. Çünkü temel bir hata. Çıkmak zorunda değilsin abi. Değilsin abi, savunmacı var orada. Bu bitiriyor. Hatta ikinci de geliyor yani. Ve ceza sahasında giriş bile yapmamış adam. Yani topla buluştuğu yer ceza sahasının gerek yok yani. Gitsi. Gerek yok abi, gerek yok yani. Tamamen saçmalık. Neuer'in hediye ettiği bir gol o. Ona katılıyorum. Neuer'in hatasına katılıyorum ama o büyük hatayı, hata yani, majör bir hata. Hatayı değerlendiriş şekli çok klas. Ya, tabii canım. Yani normalde topa dokunabilir, bozabilir. Yine tehlike olabilir ama Mane'nin yaptığını ben çok hakkını verilmediğini düşünüyorum. Hani Neuer'in hatası deyip geçmemek lazım. Yani 3 parçalı hareketi çok iyi yapıyor. Ondan sonra zaten başka bir maç oldu ve daha hareketli bir maçta da daha temposu yüksek, daha hücuma yatkın. Yani çok önemli bir üçlüsü var Liverpool'un ve bu üçlüyü iyi şekilde kullandı. Bayern Münih 1-1 bulsa da işte o kadar, bak şimdi maçın geneline baktığın zaman aklında hep son yarım saatte hani Liverpool'un bulduğu çok net pozisyonlar gelebilir. Doğrusu da bu zaten. Çünkü öne geçtikten sonra yani oyunu isteyip de alamadı Bayern Münih. Çok çok sıradanlaştı Bayern Münih yani 2-1'den sonra özellikle. Ama abi ne olursa olsun Van Dijk bir pozisyonda Lewandowski'ye hiç, yani çok kritik bir pozisyona izin vermedi. Hı-hı. Penaltı da yapmadı. Lewandowski yere düştü hatta. Aynen. Abi döndü bir de kornerden gol attı. Yani bu adam normal bir stoper değil. Hakikaten söylendiği kadar var. Yani şu an ne bileyim Ramos falan, bunlar büyük tecrübeler, çok önemli oyuncular. Yani çok birçok oyuncu sayabilirsin ama Van Dijk seviyesi oyuncu yok yani. Ya bak, ayırmak lazım şeyi.
Şu anda dünyanın bence de en iyi stoperi. Hatta net bir şekilde bence dünyanın en iyi stoperi. Ama elit oyuncuya elit oyuncu artık yani. Aynen. Ama şimdi buna karşı cevap veremezsiniz. Yani şöyle yani verirsiniz de başka bir şeydir o cevap. Yani diyorlar ki işte abi Ramos 10 yıldır bu seviyede. Kelly'nin 10 yıldır bu seviyede oynuyor. Bunun için 10 yıldır bu seviyede oynuyor. Van Dijk 1,5 senedir bu seviyede oynuyor. Tamam, buna katılıyorum. Yani o sürekliliği bekleyelim Van Dijk'tan da. Ama son 1,5 an oynuyor yani. Son 1,5 senenin en iyisi olduğunu da kabul ederim abi. Yani bunu kabul etmekte çok büyük sıkıntı yok. Çünkü böyle bence ikinciyle arasında ciddi bir fark da koymuş durumda şu anda. Ben sana katılıyorum. Abi dün boy farkı bir kere hava hakim yani bu saydığın hiçbir oyuncu bu kadar hava hakimiyetiyle ya da fiziksel kuvvetinin yanı sıra bir de aklı yani hem fizikli hem akıllı bu seviyede oyuncu yok. Hepsinin bir böyle hani ufak ufak eksiklikleri var. Hı hı. Mesela Ramos da bazen savruk kalabiliyor zaman zaman. Ramos bayağı savruk bir oyuncu. Mesela Chiellini o kadar istikrarlı bir oyuncu değil. Çok severim bu arada. Bayılırım yani. Özellikle sol stoperler benim en sevdiğim. Yani çok severim hakikaten. Hı-hı. Sol stoper olmak çünkü daha kıymetli bir şey. Onlara bir zaafı var. Chiellini çok severim ama istikrarsız abi. Bonucci 2 sene önceki Bonucci'den iyi mi emin değilim. Kötü bence. Bence Chiellini savunmacılığı istikrarlı ama ayağı kötü abi Chiellini. Yani baskı altında çok fazla hata yapıyor topla çıkarken. Bonucci'de defekti var. Bonucci'nin de savunmacılığı biraz problem. Yani mesela Chiellini çok daha iyi bir savunmacı ondan. Yani Chiellini orada savunmacı olan, Bonucci ayağı düzgün olan. Onlar birbirlerini çok iyi bir ikili olarak kuruyorlar. Yani. Ha yani mesela Bonucci'nin savunmacılığı daha zayıf da yani daha zayıf hali yine standartların çok çok üzerinde yani çok yani en iyi 10 savunmacından biri dünyada ama Chiellini hakikaten böyle birebir de yani çok onun dışına çıkmayalım ama birebir savunmacılıkta bence dünyanın en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Yani tuttu adamı bitiren alan markajında da çok fazla hata yapmayan inanılmaz bir oyuncu ama ayak çok problemli abi. Ayağın problemli olduğunu şeyde de gördük. Atletico maçlarında bile gördük. Son maçta çok üstün olduğunu son maçta da dahi gördük. Real Madrid finalinde de gördük. Yani biraz daha geçmişe gidersek. Yapıyor yani. Problem abi. Şunu gelişmemiş. Neyse maça dönelim. Yani Van Dijk üstünden geldik. Abi şey biliyor bir kornerden açılan kilit nelere kadir yani. Mesela Bayern Münih 2-1 öne geçse belki Liverpool daha zorlayacak çünkü Liverpool daha kaliteli takım olduğunu gösteriyor zaten Bayern Münih'te. Ama öyle ya da böyle bu seviyede ekstra bir şey yaptığın an bir de yani futbolun doğasında bu var. Ne bileyim mesela James Harden çok absürt bir üçlük atabilir, Stephen Curry çok absürt bir üçlük atabilir ama bu maçın gidişatını komple değiştirmez ama 1-1 iken gidip kornerde bir de gol atarsan her şeyi değiştiriyorsun yani bitti yani. Ve Liverpool daha kaliteli takım olduğunu göstermiş olabilir ama o bir sihirli anla kazandı bence ve maçın gidişatında olan bir pozisyon değildi o. Bu yüzden de Van Dijk'ın çok büyük bir övgü hak ettiğini düşünüyorum. Üzerinden kafayı vurduğu oyuncu da Massumes. Yani biliyorsun abi. Değil mi? Massumes de bundan 2-3 hafta önce ya da maksimum bir ay önce Massumes de şey soruyor abi bir yani sıradan bir adam Alman mı İngiliz mi bilmiyorum. Van Dijk sence dünyanın şu anda en iyi stoperi mi diyor. Hı-hı. Adam o mention'ı quote yapıyor. Hı-hı. Yes diyor. Yani, evet şey cevap net bir cevap. Massumes bundan işte dediğim gibi bir ay önce zaten Van Dijk'ın en iyi olduğunu kabul etmiş bir oyuncuydu. Bir kez daha anlamıştır muhtemelen burada. Bire yani, Massumes orada mükemmel yükseliyor. Hatta ikisi de o kadar yukarı çıkıyor ki abi şöyle. Kalenin sol tarafında yükseliyorlar. Hı-hı. Hemen yan tarafta böyle 3 metre sağda şey var. Wijnaldum var. Wijnaldum zaten şöyle bakıyor abi. Acayip bir şey var. Bak ama Allah inanılmaz bir ya. Manuel Neuer 1.93 mu? Manuel Neuer bile şöyle bakıyor abi. O kadar yukarı çıkmış ikisi de. Ve orada işte yani böyle 1-2 santim daha yukarı çıkıp daha iyi zamanlamayla kafayı vurup gol attı. Evet, turu bitirdi orada. Boy farkı da var zaten. Aynen. Van Dijk daha yüksek. Tabii daha yüksek. Yani bir 3-4 santim fark var aralarında büyük ihtimalle. Çok yani değiştirdi her şeyi. Değiştirdi tabii. Ondan sonra yani aldıktan sonra bir de öyle bir şey ki bu. 2-1 öne geçiyorsun. 2-2'ye de sen çıkıyorsun abi. 2-2'ye de sen çıkıyorsun yani. Tabii canım bitti orada zaten. Orada tur yani. Yani Bayern'in 2 tane atmak zorunda bıraktın. 1-1 iken tek gole çıkıyordu Bayern Münih. Yani o yani tur şu erişebileceğin mesafede olmasıyla 2 gol mesafede olması çok farklı şeyler.